Tamam, kartuş yakalım burada. Bitkini kattı bana. Adam iki bot lane almış gibi ejderi. Sana gelecekler bu arada. Aldım pentolonu bu arada. Değme 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 değme. Aaa! Kesin. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Spit Push karakteri Thrandle'a karşı nasıl oynanır bundan bahsedeceğim. Zümrüt Elo'dayız. Şöyle göstereyim. Zümrüt 4 Thrandle var. Plat 1, Plat 4, Zümrüt 4, Zümrüt 4. Bizim takımda Gold 2, Gold 2 var. Plat 3, Plat 1, Zümrüt 4. Karşı full Zümrüt. Bizde birkaç tane Gold var diyebiliriz. Şimdi karşımda Thrandle var arkadaşlar. Bu karakteri biliyorsunuzdur az çok zaten. Kesinlikle biliyorum da bayağı güçlü. O yüzden şöyle bir taktik yapacağız. Arkadaki farmlara bir tane vuruyorum. Ortadaki farm bir tane vuruyorum. Ve gerisinde farmları böyle başlıyorum düz vuruş atmaya. Niye böyle bir şey yaptım biliyor musunuz? Üstünlük almak için. Karşımdaki karakter çok çabuk farmları ittirme özelliği olduğu için şöyle kemik zırhını alacağım. Hemen geri çıkıyorum. Farmları azıcık kırpacağım. Şimdi rakipten önce 2 oluyoruz arkadaşlar. Merak etmeyin. Şu an beni dürtüyor ama bir farma daha vuracağız. Bir tane daha farm vurup adam araştırıyorum şu anda arkadaşlar. Attım Ignite'ı. Bir anda 2 oldum. Haberi yok. Bir saatlik daha attım. Bir saatlik daha attım. Az kalsın ona rağmen beni kesiyordu. Ama buradaki özel olan şey arkadaşlar, erkenden 2 level olma taktiğini kullandık. Nasıl yaptığını size gösterdim. Farmları kırpıyorsunuz. Sonra normal yavaş yavaş kodu ittiriyorsunuz. Rakipten önce 2 oluyorsunuz. Güzel, şimdi buraya bizim itmemiz lazım bu arada. Çok hızlı bir şekilde ittirmem gerekiyor koridoru. Thrandle'ı kendim de oynadığım için biliyorum. Gerçekten sıkıntı bir matchup kendisi. Birebirler bayağı güçlü. Yani kesemeyeceği şampiyon yok bence fighter olarak. Thrandle'ı kesmek istiyorsan uzakçı bir şampiyon olman lazım. Ya da böyle Darius gibi falan filan kafa kafaya gelecek bir şampiyon olması lazım. Onun dışında Thrandle ölümcül tempoyla aşırı güçlü top lane'de. Bir de şöyle bir şey de var. Ben şimdi bu adamı kestim diyelim 1-2 defa. Adam 0-2 gitsin, 0-3 gitsin. Her türlü late game'de mahvolmuş veya üçlü kuvvet, omurga kıran tarzı bir eşya aldığı zaman, speed push'a çıktığı zaman önce arkadaşlar Thrandle'ı kesmeniz lazım koridorda. Mesela şimdiden söyleyeyim, bu yaşanacak. Fight might yapıyoruz değil mi? Baktım top lane'de Thrandle işte kuleye vuruyor. Tamam arkadaşlar, midden yarın. Öyle bir olay yok. Önce gidip Thrandle'ı keseceksin. Bu adam dakika 12'den 13'ten sonra eşyayı bitirince kule kesme süresi 8 kardeşim. 10 saniye olsun maksimum kule kesebiliyor. Koray bana genk geldiği için şöyle bir vuruyorum derken Koray galiba karpuşla kapışacak. Ooo burada öleceğiz bu arada. Okey. Daha ultan da gelmiş. Tamam sen intihar net o zaman, koy intiharı. Yapacak bir şey yok. Koray'a yoktan bir intihar geldi. Aslında kötü oynadım ya. Kim aldı kili, talan mı aldı? İyi. Thrandle hiçbir şey almamış benim için. Bir tık board. Taşlar mı yoksa hala buradalar mı biliyor musun? Buradaymış. Orada. Kartuş burada. Bitkinliği var mı kartuşun? Var. Dodge'luyorum şöyle. Bir tane daha dodge yiyebilir miyim? Attım dodge'u. Ah ona dodge attım. Çok güzel. Yalnız var ya. Yaşı oldu 25 ama mekanikler hala çalışıyor arkadaşlar. Dodge mechanics diyebiliriz yani. Dodge'ya dodge'ya. Bir girişimizi yapalım o zaman. Evet. Selamlar herkese. Ben Caner. Şu anda Ustalık Ligi oyuncusu. Türkiye Riven birincisiyim ve aynı zamanda Thrandle'a karşı Riven oynuyor olacağım. Şimdiden çayınızı, kahvenizi alın arkadaşlar. Arkanıza şöyle bir yaslanın. Güzel video olacağını düşünüyorum. Bu videoya özel sizden 900 beğeni bekliyorum. Bence yapabiliriz. Tabii efendim. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Beğen atan buradan dostlarıma, kardeşlerime. Ürünleri arkadaşlar ekrana verdim şu anda. Görmüşsünüzdür, artık tek tek söylemiyorum. Eşya olarak da ilk Vyshydra, sonra Karabalta ve Kanişen şeklinde gideceğim. Gerisi rakiplere göre, oyunun gidişatına göre değişecek veya şekillenecek. Bahsedeceğim zaten tek tek. Koridor olabildiğince yavaş ittirmeye çalışıyorum. Bir defa şöyle dürteceğim seni. E atacaksın büyük ihtimal sen. Şöyle bir vuracağım sana. Bir tane daha vuruyorum yeni mes teknik için arkadaşlar. Bakın 6 olacağım için saklıyorum. Ignite atamadım. Okey. Bir anda arkadaşlar şöyle yapıyorum. Kestim. Güzel. Şimdi diyeceksiniz ki ulti niye harcamadın? %100 keseceğimi anladım arkadaşlar rakibe girerken. O yüzden ultimi kullanmadım ki olabilisi bir gankte yersem ultimi ona kullanayım diye. Eğer ulti atmam gerekiyor olsaydı direkt atacaktım. Kardeşim bot site'da olduğunu gördüğüm için hemen buradan plate alıyorum, bak çok önemli. Artı buradan bir 125 gold aldım kendime ama kardeşim botta olduğunu gördüğüm için. Eğer map kömür olsaydı bu hareketi yapmayacaktık. Çünkü o risk olacaktı. O kadar word ki şu anda, bu kadar farm var. Hemen buradan kaçıyorum. Base'imizi atıyoruz. Son zamanlarda ben bir FPS düşüş yaşıyorum ama
niye bilmiyorum ya. Galiba bilgisayarı bakıma götürmek lazım Koray. Tozlardan dolayı. Aa, evet ben sana dedim de sen erteledin onu biraz. Ertelemem gerekiyordu çünkü o sıra o maddiyatı verecek şeyin sıkıntına vardı bir an. Nasıl neydi? Enti yavrum ya. YouTube sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? Hayatınız nasıl geçiyor? Umarım her şey yolunda ve güzeldir. Biliyorsunuz ki ben aynı zamanda yayıncıyım. Haftanın 5 veya 6 günü yayın açıyorum. Açıklama kısmına linkimi bıraktım. Twitch TV Kesping 2. Sabah 9'dan akşam üstü 4'e kadar falan yayında oluyorum genelde. Yayın saatlerini 6'ya fixleştirdim bu arada. Normalde 8 saatte ama ağır geldi. Yalan değil şimdi. 6. Sabah 9, akşam 3. Bazen 4'e kadar uzatıyorum yayınları. Beklerim, buyurun gelin arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Hasarımız çok iyi bu arada. Bir tane daha vuracağım. Çok güzel. Şimdi en güzel yere geldik. Thrandall'a fazla vuruyoruz arkadaşlar değil mi? Üstünlüğü kurduk. Koridoru asla ittirmiyorsunuz hocam burada. Asla ve asla. Thrandall yaklaşırsa ölür. Yaklaşmazsa farm kaçırır yapacağız. 50-36 farm. Şimdi izleyin bakalım ne oluyor. En sevdiğim olaydır bu. Genelde düşük eloda veya zümrüt eloda, şu anki eloda, elmas eloda çoğu oyuncu koridoru ittirmeyi sevdiği için burada oyunu kaybediyor arkadaşlar. Şimdi sınırsız bir şekilde koridoru bana ittirecek. Ki burada jungle'ın gelmesi lazım. Düşünmesi gerekiyor. Koridoru. Top lane'de Fizz koymuş. Riven. Gitmem lazım demesi gerekiyor. Ya da Thrandall ölür arkadaşlar şu anda. Yapacak bir şey yok yani. Bak burada kahveni içiyorsun. Rahat rahat. Hemen geri geldim. Çok fazla gelmesini istemiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki lane'i niye ittirmiyor? Yaklaşırsa ölür arkadaşlar. Olay bu zaten. Hani normalde Fizz koymaktan farklı bir şey bu. Hem güçlüyüm hem yaklaşınca üstüne koşuyorum. Ölecek yani gelirse. İttiremiyordu hızlı hızlı. Vuramıyor farmlara ve farm kaçırıyor. Aşağı doğru çekiyoruz farmları arkadaşlar. Bak aşağı. Aşağı doğru çekiyorum. Aynen. Bro yaklaştın öldün bu arada ya. Tamam şimdi gitsin bakalım. Adam hafif yaklaştı hemen gönderdik. Şimdi tam tersini koridoru ittireceğiz arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü buradaki farmları rakibin kulesine ödetmemiz lazım ki Thrandall XP kaybetsin. Ne oldu? Adam 6. seviyede ben neyim? 8. seviyede. İşte bu kadar arkadaşlar. Top lane'de koridor bilgisi çok önemli. Ben size her zaman bunu söylüyorum zaten. Yeterli mekanik olmasa bile koridor bilgisi olduğu zaman top lane'de çok fazla iş yapıyorsunuz. Buradan platin'i alıyorum. Thrandall yine XP kaybetti ve 38 farma 76 farm arkadaşlar. Nasıl? Neredeyse 40 farm fark koyduk herife ya. Hasarım zaten yeterli. O yüzden bir tane Ioni'ye çekiyorum. Uzun kılıç aldım. Cooldown'ımızı arttırdık. Hemen buradan koridora doğru koşuyoruz. Arkadaşlar buradan Koray'ı sevindiren bir haberle gelmek istiyorum. Kendisiyle konuşmuştuk böyle kayıt dışında. Artık iddia falan oynarken %50 indirim varmış. Haberiniz olsun. Nelerde vardı? Neye gelmiş tam olarak? Bahis ve şans oyunları sanırım. Bahis ve şans oyunları %50'nin indirim gelmiş arkadaşlar. Bence bu ülkenin bir beyti. Bence pek yemeyin bunu ama size söylemesi yani. Benden duymuş olduğum kral bilgiyi. Yani oynamayan kalmadı artık diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Koray dün akşam neredeyse alıyordu parayı kardeşimiz ama bir golle kaçırdı. Attım Ignite'ımı. Redouble yaptım. Ulti attım. E yapıyorum. Yine kesecekti beni neredeyse ama flash yok, ignite yok. Yine kesemedi. Yani çok güçlü karakter. 0'a 2 idi az önce. Ona rağmen neredeyse beni kesiyordu. Kartuş geliyor. Buradan bir tane plate. Farmları buradan. Geleceğim kartuşa bu arada. Geldim kartuşa. Koydum stun'ı. Zıplattım, vurdum. Attım flash'ı. Tamam ölmem. İsterse ulti bassın. E var. Attım E'yi. Yine ölmüyorum. Çok güzel. Buradan B izliyoruz. Koray'ımız da. Aynen öyle. Koray'ımız da aldı şeyini. Çok güzel ya. One shot'ımız bitti. İkinci eşya Karabalt'a gideceğiz. Fix bir şekilde. Sonra Kanichan gideceğiz. Bu arada YouTube'da 14.350 kişi olmuşuz arkadaşlar. Ne 14.350'siz lan sabah da o. 14.650 olduk arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bomba gibi ilerliyoruz. Keşfetten görüp ilk defa izleyenler hepiniz hoş geldiniz. Tam şu anda abone olun arkadaşlar bana. 700 günden beri düzenli olarak kanalımda her gün video atıyorum. Yeri geldi hasta oldu, zehirlendim ama her gün kanalıma video attım. Güzel bir istikrar sağlıyorum. O yüzden abone olun ki arkadaşlar borçlu kalmazsınız. Bunu size söz veriyorum çünkü. Her gün buraya video gelecektir. Editlerim, kapakları falan her şey bana ait. Ben uğraşmayı seviyorum abi ve yapmaya devam edeceğim. Teşekkür ederim. En yakın zamanda umarım 20 bin abone görürüz. Burayı itiriyoruz şimdi arkadaşlar. Bir de bir duyuru yapacağım. Şu an sürekli Riven atıyorum. Farkındayım. Riven main'im ben. OTP değilim arkadaşlar. Top lane'de birçok şampiyonu oynayabiliyorum. Sadece rank 1 aldık diye şu anda insanlar Riven istiyor diye spamlıyorum Riven'ı. Bir 8-9 video sonra veya 6-7 video sonra Renekton, Fiora, Camel, bir tane Riven falan böyle. Yani haftada bir Riven atacağım ama genel bütün şampiyonlara atmaya başlayacağım eskisi gibi. Haberiniz olsun. Bir de ligler sıfırlanacak. West'e Unranked'dan Master'a başlayacağız. O süreçte de zaten kendi şampiyonumuzumu oynayarak çıkacağım için göreceksiniz bol bol diğer şampiyonları. Bana Talon geliyor. Hemen Talon'a şöyle giriyorum arkadaşlar.
Ya yapacak bir şey yok burada. Adam 9'a 5 oynuyor yani. Bir burst'te öldük. Yamulduk yani. Şuradan bir tane alazca her çekeyim ki azıcık dayanıklılığım olsun. Eğer görebilseydim kesebilirdik. O yüzden kahin merceği aldım. Tekrardan bana roam atarsa, ulti basarsa göreyim diye. Çünkü böyle biraz sinir bozucu oluyor. Güzel combo yapsam tek adamım tonla. O da ayrı bir şey ama neyse. Randall'ın kostümü o kadar güzel ki. Rakibe vurmuyorum şu anda. Kaçmam lazım ufaktan. Geri geldim bro. Tamam, çok güzel. Hem kuleyi aldık hem rakibi kestik. Biraz baitlenmiş oldu kendisi. Ve bozulmuş Shimmerriven kostümü çok güzel değil mi gerçekten? Şafağın kılıcını bire koyarım. Bu da yanına oturur işte. 2 kişilik zirve olur. 12. seviye oldum. Trandle 9 level. En fazla 10 level Talon'um var şu anda. Gene bana geldi Talon. Ama burst'te ölmeyeceğim. Ama öleceğim. Şu an yanıma gelecek Trandle. Öleceğim. Farmlardan da beni gördü. Yani ne kadar oyalayabilirim bilmiyorum. Bir daha oyalamış olduk buradan. Daha da ölebilir miyim bilmiyorum yani. Nereye gideyim ki? Birazcık bekle, kuleye öyle. Şimdi kuleye gidebilirsin mesela. Abi, Nexus Tower'da. Ulan yine geliyor. Flash da bastı herif. Bence World Flash ne yapmış oldum ya? Daha iyi. Anasını ziktiğim çapulcusu yazdı. Ziktir oğlum git lan. Lux, midi bana salar mısın? Döveyim şunu. Sal bana, döveyim şunu. Tamam diyor. Allah! Yettim gari, bekle şimdi. Gel bakalım Taloncum, sen şimdi şuraya. Tek hareket sana, biliyorsun değil mi? Hadi bakayım. Çapulcu. Şu ejderi almamız lazım ya. Sen git, geleceğim ben de. Çok güzel duruşunu da kestim ben. Talon koşacak buraya. Evet. Ölmeyeyim, ölmeyeceğim. Oha, ölüyormuşum. Çok vurdu. Karabaltam bitti bu arada. Güzel. Şimdi kanıçam rushlayabiliriz. Bir tane bir direnci alsam mı acaba yanına diye düşünüyorum. Alayım ya. Ek yemeyelim şöyle kartuştan. Çünkü 350 fazla hasar vuruyor. Bir tane bir direnci almam lazım. Oh! Talona var ya. Koray'la çaktı bir tane. Tekrar yazdım çapulcu diye. Trandle'ı başıboş bırakmamak lazım. Hemen topa gideceğim. Geliyorum ona. Borçlamaya çalışıyorum her şeyini. Ultim var, ultim var. Yetmedi galiba. Yetmedi. Yetmedi hocam. NT diyelim, sıkıntı yok. Çok skillendi ya o yüzden. Evet, kartuş bayağı güçlü. Şurada arkamızı bir asalım bakalım. Kimler sıkıntı şu anda? Talon sıkıntı, kartuş sıkıntı. İkisi. Diğerleri easy peasy bence. Şu anda taptan yarmaya çalışacak. Hemen tapa koşmam lazım. Sıkıntı. Bu alevan kasmasın. Hatta yarmasın mümkünse. Yani üçlü kuvvet mahvolmuş, bir de omurga kıran oyunu bitirir. İçtim ya. Şöyle kollarımı sıvayım da. Şimdi böyle bir oyun var arkadaşlar. Yani nasıl bir oyun var? Rakip seriye bağlıdır. Rakip aman vermiyor diyor. Ve sürekli kartuş talon, kartuş talon kill çıkartıyor. Ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Olabildiğince bizim az ölmemiz gerekiyor. Ve kartuşla talonu bir şekilde çıkartmamız gerekiyor. Çok güzel mesela. Burada beleş bir kule var diyecektim tam. Kestim Lucian'ı. Flash'ını da aldım. Adamın ismi Doldur ADC'si. Nick'ine yakışır bir hareket yaptı desem linçer miyim? Tamam, bulaşmayacağım. Randall korkusuz bir şekilde üstüme koşuyor. Ultisini de attı. E atayım şöyle bir. Double atacağım sana. Amacım şu an kayıtlamak biraz. Yani biraz kayıtlayacağım. Canımı bayağı az bıraktı bu arada. Biraz daha kaçıyorum. Güzel. Şimdi Trundle baitlendi birazcık arkadaşlar. Aynen, kaçması lazım geri. Hem ultisini aldım, ultisi yok. Kesersiniz ya, o kadar değil yani. Tattı şu anda. Rage'imizi atıyoruz, kaniçen bitti çünkü. Şimdi ben speed push yapacağım. Speed push yaparken de Talon ve Kartuş'u tek görürsek direkt acımadan kesiyoruz. Kuray'la beraber oynayacağız büyük ihtimal. Güzel, tamam, Talon öldü. Çok güzel. Talon fena satıyor. Kartuş kaldı, bitkinliği var sadece. O beni Şuralarda geliyor. Kesebiliriz oynayacağım da gelmedi bu tarafa doğru. Bak şimdi ben buradan push diyeceğim ki bota doğru gelmeye çalışsınlar. Yakalayacağız onu bir yerde. Ben push yapıyorum o zaman, devam. Kuleye vuruyorum arkadaşlar, hasarımız evet, bayağı iyi. Ben geziyorum burada, göreceksin zaten de. Morgana bana Q atacak derken Q'sunu bıraktı. Çıkamıyorum sinsiden bu arada. Çıkamadım.
Ya yapacak bir şey yok yani. Vallahi flash'ım da vardı, E de vardı, kan içen de vardı ama Morgan'ın sesinden çıkamadım yani. Bir tane Extinguer aldım arkadaşlar. Son eşya olarak da Ölümün Dansı alacağım. Şimdi Sirichan kalacak. Ölümün Dansı'nı bitireceğiz. En son Malmortus alacağız. Ve oyunun biraz daha ilerlerinde Mercury'e geçeceğim arkadaşlar. Tamam, kartuş yakalım burada. Bitkinlik attı bana. 1000 gold aldım bundan. Hemen çıkacağım şuradan. Bir dakika. Bir dakika. Kaçıyorum. Birazcık can alacağım şöyle. Tamam, çıkarım ben buradan herhalde. Güzel. Bak, kardeş mesela bir tur böyle bir kestik ya. 1000 gold aldım arkadaşlar. Çok iyi geldi bize. Bitkinliği olmasaydı bu kadar dayanmazdı. Adam bitkinliği olduğu için bayağı bir zorladı bize. Randa da az kalsın kesiyordu. Güçlü karakter çünkü. İki eşyada olu veriyor yani. Yine geldi. Arkasında Lucian vardır diye düşünüyorum Randa'nın. Lucian tatlı, Lucian tatlı. Öyle mi? Evet. Yürek miydi bu adam? Ne yapıyor bu adam? Bro, sen beni kesemezsin ki. O kadar değil, ultin yokken bir şey yapamazsın yani. Tamam, kartuşun reisi yok ama sıkıntı arkadaşlar. Şalttan vermeyelim. Ben buradan kaçıyorum ya. Oo, fazla vuruyor valla. Ölümün Dansı acilen bitmesi lazım. Fazla fazla vuruyorlar çünkü bize. Ejder çıkıyor. Evet, geliyorum. Ama kartuş teklememiz lazım. Ben 17. seviye oldum şu anda. Güçlüyüm. Bayağı güçlüyüm hem de. Hatta 18 olacağım. Adam 2 bot lane almış ki ejderi. Sana gelecekler bu arada. Aldım ben taunu bu arada. 18 oldum. Morgan sana gelecek. Geliyorum ben. Kaçıyor gibi yapacağım. Aa, çok sıkıntı orası. Gelemiyorum öyle. Ultiye basamadım. Yok ya, Morgana Q'su yedi mi de Zonya bastı ya, mal oldum orada. Hepsini kesebilirdik aslında ama neyse. Ölümün Dansı bitti. Ioni'yi satıp bir tane Mercury alacağım şimdi. Bu arada maç zor. Sadece ikimiz oynuyoruz. Farkındasın değil mi? Takımda hiçbir şey yok. Ya değişik değişik hareketler yapıyorlar. Yakalamaya çalışıyorum falanı. Kestim. Vallahi görmeden kestim. Çok güzel. Yani Baron aldılar ama iki kişi de şu anda pasif var. Trundle kesmemiz lazım. Speed push giderse Baron pasifle sıkıntı yaratabilir. Soru işareti attım ya. Onun namına sokacağım soru işaretini yazmış. Bayılırım şunların mentallerine ya. Aga, sakin olun azıcık. Adam bana deminden beri sövüyor. Çapulcu mapulcu diyor. Ben bir şey dedim mi? Soru işareti attım sadece. Kartuş çok vuruyor. Evet. Kartuş baya baya vuruyor hocam. Çık çık. Çıkmaya çalışıyorum şu anda. Evet, tutarsan kartuş keseriz. Dur bakayım, çıkamıyorum CC'den. Bir dakika. Ölmemem gerekiyor burada. Bir dakika, çıkayım şuradan bir. Değme. Ah! Kesin. Ha, yetmedi. Ya şu oyunun şerefine bence bir abone oldunuz ya. Gerçekten. Beğeni de abandığınız tufu kırdınız bence. Gerekirse beğeni çek bir daha bas kardeşim. Patlasın bu oyun çünkü çok tryhard maçlar oynuyor. Kimse oynamıyor bizim dışımızda. Ha, bir Jinx ulti tutturuyor, helal olsun gerçekten, eline sağlık Brom, sana vereceğim zaten. Bir de Koray'la ikimiz uğraşıyoruz yani. Koray, senin acilen seviye kasman lazım Brom, 13. seviye kalmışsın sen, o ne? Support ile 14 vuruş. Bak, karşı jungle 18 şu an. Ne kadar vuracak E'si? 532 artı 35 gerçek hasar vuruyor. Yuh. 570 yiyoruz kafaya. İksir alacağım arkadaşlar, base'e doğru koşuyorum. Vallahi büyüme aldım. 3800 canım var şu anda. Bak, tek başına gidiyor şu anda böyle. Tek tek kessek var ya, çok kolay binleriz oyunu. Kartuş burada. Zonya basacak. Basamadı. Lucian burada mı? Lucian burada. Evet, devam. Geliyor. Flash attı abi 3. Q'mu. Oynarsınız orayı.
Oynar mısınız? Ultim yok ki, boş attık ya. Hayır, Jinx bir ADC yok takımda. Sakın Jinx, dikkatli ol bro, sakın. Güzel 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 güzel. Senna work bu arada. Kankam Q'yu kapat. Helal, tamam. Güzel tutlar, Trundle çok fena yarayacak. Ya ben keserim onu, MR'ı yok. Tamam, çok fena vuracak o adam çünkü. Şöyle bir şey yapacağım ben ne yazık ki. Malmort'u satacağım. Sildan'ın garezi alacağım bu arada. Olmuyor böyle, hasarım çıkmıyor çünkü. Yani Morgana Q'su yemeyeceğiz. Karduş'un da Q'sunu yemeyeceğim. Ultisi bana fazla vuracak, yapacak bir şeyim yok. Herkes kaçıyor benden. O yüzden Sildan'ı almak zorunda kaldık arkadaşlar şu anda. Lux kanka, ulti hep minyonları atmaktan bıkmadın mı, kaybedeceksin kanka diye bağırmış. Görüş attım Baron'a. Onu çalmam lazım ya. 40 saniye var ultima. Riven'la birlikte dilene dilene bir hal oldunuz. Yani Allah'tan rakip takımda teleport yok. O yüzden rahatım. Kuleler açılmasına rağmen rahat oynayabiliyoruz şu anda. tilt maç. Konuşamadım da. Hay 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 hay. Talon yok bu arada. Şu kesersek Baron free. Hatta birini kesmemiz gerekiyor oyundan. Sağdan soldan bir kill çıkarsak çok iyi olacak. Bakıyorum da önüme kimse gel. Çok iyisiniz bak. O var ya bayağı work bir şey. Kartuş burada mı? Kartuşa koşuyorum zaten. Önüme Trundle Illusion çıktı. Kestim bunu. Tamam, onu da keserim ki bu arada ya. Let's go. Kartuş mu burada? Can fulle, can fulle. Tamam, aynı vuruyor ki bana. Değişen bir şey yok yani. Malmortus varken aynı vuruyordu. Yine mi oğlum bu diyor. Kartuş mu? Eleman Q kaçırmıyor herhalde. Yok ya, kaçırdım. Çok iyi. Şu an... Let's go oğlum. Baron. Önce Ejder, sonra Baron. Evet evet. Ben baseleyeceğim. Güvenmiyorum. Çünkü midden manyak farm geliyor. Bir tur pushlayacağım ondan sonra. Ya YouTube böyle maçları seviyor ya. Siz seviyorsunuz arkadaşlar böyle maçları. Çok güzel maç dönüyor şu anda. Aşırı keyif alıyorum biliyor musunuz? Mid push Baron. Diyeceğim de doğacak ama. Yo, doğmaz. Hızlı yapmam lazım. Sen çok iyisin biliyor musun? Geldim, sakın base atma. Hemen Baron gireceğim, tanklayacağım. Kartuş gelmeden girmemiz lazım. Kartuşun resmini unutma bu arada. Şu eriği alman lazım. Kartuş doğduğu gibi eriği atacak sana. Oldu oldu. Kartuş resmi geliyor. Tamam, birazcık push yapmamız lazım şimdi. Benim pasif şey ya, dolduruyor ya. Aynen, bu arada doğru. Benim silahı almam çok iyi oldu. Tasarım çıkmıyordu. Benim pasifle beraber çok iyi oldu şu anda. Trundle açmaya geliyor bak şuradan. Aynen, bir midde kal sen. Gelme. Ben push atacağım. Talon bana koşuyor. Hiçbir şey yapamaz şu an Talon bana. Bir şey diyeyim, ben bitiririm oyunu. Sen tut, ben tamam. Bitiririm oyunu. Ben Trundle keserim zaten. AFK kalmasın kimse. Bunlar bana hiçbir şey yapamazlar bu arada. Bir şey diyeyim mi bro? Kesemiyormuşum. Bu da kesiyordum da. Birazcık daha dayanması lazımdı. Oyun bitti. Bitmesin. Farmları çek, farmları çek. Farmları çek. Heh, aynen. Çok iyisin, çok iyisin. Savunmaya devam et. Savunmaya devam et. Ben bu arada Mercury satıyorum. Bir eşya daha alacağım. Ne alayım sonra? İçine Strike çekeyim mi? Bir de mahvolmuş mu alsam? Ne alsam? Strike al da sıvışman olsun. Öyle yapayım. Strike çektim. Çok para aldı sen. Ne? Aa, 45 can. Osur. Yanında osur. Çok kötüydü de göremiyorum ki şeyi. Öldü. Bir maç bitti bu arada. Bitmez. Bitmez, bitmez. Ben varım. Bitmez. Güzel. Aaaa! Lux AFK ki. Abi stun'lıyken nasıl vurdu bana bu adam? Stun'lıyken vurdu bana, gördün mü? Double attım. Evet, Q yapıp kan içen çekecektim. Ah lan, Lux'ınız AFK ya. Çerez yarram mı oynadım yazmış. Ağlama, hoş Çerez. Bayağı Çerez kanka. Yapacak bir şey yok ama maç çok güzeldi. Ben kaç LP gittiğini görmek istiyorum. Ve kaç kavurmuşuz görmek istiyorum. Ve bunu YouTube'a atacağım. Çok güzel maçtı çünkü. AFK'mız var. Şöyle Lux'a. Keşke AFK kalmasan kanka. Bu oyunu ben taşıyacaktım sana biliyor musun Lux'cığım? Her zaman böyle pes etmeyin arkadaşlar siz. 66k hasar vurmuşuz. Kartuş da 79k hasar vurmuş. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bence çok çekişmeli maç oldu. Aynı zamanda size bir şey kattığımı düşünüyorum. Hoşunuza gittiyse içerik, takipte kalın, abone olun. Allah'a emanet, görüşmek üzere. Yeah.
Bye.